Efendim yeniden birlikteyiz. Ay ne çabuk geçmiş dakikalar. Berat Albayrak'la ilgili notları, uzmanların değerlendirmelerine baktım ben. Sosyal medyadan, internetten. Siz de yargı reform paketindeki suçlara baktık. Savcının kapsam alanındaki karar vereceği. Evet. Efendim televizyonlarını yeni açanlar için söyleyeyim. Celal Ürgen meclise gelmesi beklenen yargı reform paketi konusunda benim ağzımı açıkta bırakan bir haber verdi. Ben hiç görmedim bu konudaki neredeyse bütün başlıklara baktığım halde. Zaten bir yere gizlenmiş gibi oluyor bunlar. Ancak bilenler çıkartabiliyor o karanlıktan. Dedi ki Celal Ürgen birinci bölümde savcılara öyle bir yetki verilecek ki belirli alanlardaki suçlara kendisi doğrudan yarıya kadar indirim yapabilecek savcı. Hakim gibi karar verecek. Bunun anlamını anlatmıştık, devam ederiz. Hangi konularda, başlıklarda karar verilmeyecek onu anlatacak. Ama ben önce müsaadenizle ekonomi herkesin hani merak ettiği bir konu ya. Berat Bey de birdenbire ortalıklarda epey yoktur çıkıp da yeni bir şey açıklayacaktı ya. Yeni bir şey yeni değil bir kere onu söyleyeyim. Hani ama şeysi güzel. Sloganı güzel. Değişim başlıyor. Hazır olun hanımefendiler, beyefendiler. Değişim başlıyor. Nasıl başlıyor? Birkaç başlık vereceğim ondan sonra onların uzmanlar tarafından değerlendirmesine geçeceğim. Diyor ki Berat Bey, enflasyonu %5'in altına indirmek temel hedefimiz ama diyor 2019'u %12 ile kapatacağız diyor. Şimdi %5 nerenin hedefi o zaman? Kim bilir? Yani ya Finlandiya'nın ya da yıllardan bir yılın hedefi. Geçelim. Üstelik de %12'ye inmesi enflasyonun hayal. Bugün her an mesela elektriğe yeni bir zam gelebilir. Daha önce gelenler yanı sıra. Doğalgaz feci, ulaşım öyle, hangi enflasyon düşük? Geçelim. Hal yasasını en kısa sürede geçirmeye çalışacağız. Çocuklarımız ileride bunu fıkra olarak anlatacaklar. Maliye Bakanları, Hazine Bakanları, Ekonomi Bakanları isimleri değişti, ünvanları değişti ama hep aynı şeyi söylediler. Hal yasasını en kısa sürede geçirmeye çalışacağız. Turizm strateji belgesinin desteğini cari dengede göreceğiz. Umudumuz turistler. Dolarizasyonun azaltılması için çalışacağız. Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. Bankacılık için temiz sayfa göreceğiz. Enteresan değil mi? Cek cak cek cak cız. Şimdi peki ne demiş uzmanlar? Uğur Gürses mesela. Demiş ki şuna ikna alıyorum giderek. Bakan Albayrak'ın sunduğu yalan ekonomik dünya bizleri değil kayınpederini ikna etmeye dönük. Kısa vadede siyasi olarak iki büyük metropole patladı. Ankara, İstanbul'u kastediyor. Az değil. Dolayısıyla ekonomik durum Ankara, İstanbul'u götürdü. O nedenle kayınpederini ikna etmeye çalışıyor. Yapacağız, edeceğiz. Yani bize söylemiyor. Biz sözleri zaten gerçeği biliyoruz ya, kayınpederine söylüyor diyor. Mustafa Sönmez'e bakalım. Mustafa Sönmez de diyor ki her şeyi bir kenara bırakıp büyüme işsizlik hedeflerini yan yana koyunca absürtlük ortaya çıkıyor diyor. Altta biraz zor okunabilir, ben size tercüme edeyim. 2019 yılında büyüme bu programa göre %5 olacak, işsizlik 12.9 olacak. 2019 bu yıl sonu itibariyle. 2020'de %5 olacak, 11.8'e inecek işsizlik. 2020'de büyüme gene %5 olacak ama işsizlik inmeye devam edecek 10.6'ya. 2022'de işsizlik gene olacak
Ama nasıl olacaksa işsizlik düşmeye devam edip 9.8'e inecek. Çok da bir yere indiği yok aslında. Ama diyor ki yani işsizlik büyüme değişmezken, yani büyüme gerçekte sağlanamazken işsizliği nasıl düşürüyorsunuz diyor. Çünkü büyüme istihdam demek, üretim demek. Dolayısıyla işsizliğin gitmesi demek. Hayır, gitmiyor bir yere. Dolayısıyla hani ne anlama geliyor? Siz anlayın diyor. Bu arada İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi ekonomi yazarı, o da demiş ki, geliyor mu? Yeniden vergi, yine vergi demiş. Şimdi kastı şu, açıklamıyor, altları bunların boş aslında. Soru da almadı, 15 dakikada bitirdi konuşmasını, gitti. Diyor ki, Türkiye diyor, yeni bir ekonomik modele geçiyor diyor Berat Albayrak. Bir öyle bir cümlede yeni ekonomik modeli geçiyoruz. Ne yapacağız? Mesela KOBİ'lere ayrı önem vereceğiz. Bir dakika ya, KOBİ'lere zaten yeni ekonomik modele gerek yok. Hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Ama esas önemlisi şu, vergi reformu yapacağız diyor. Vallahi hakikaten canını seven kaçsın. Vergi reformu demek yeni vergiler demek. İbrahim Kahveci de onu kastediyor. Şimdi vergiye de reform geliyor. Yargıya da. Orada da strateji belgesi diye bir sözcük kullandılar. Ha bu arada biri yazmış, Murat Muratoğlu. Murat Muratoğlu demiş ki çok şaşırdım demiş. İlk defa bakın burası çok önemli dememiş Berat Bey. Bilmiyorum neden. Çünkü hepsi önemliymiş. Hepsi önemliymiş. Rakam anlatmış. O rakamlar herkesin bildiği ve herkesin kendine göre, herkesin derken iktidardaki herkesin kendine göre yorumladığı rakamlar. Geçiniz. Önemli olan vergiye reform geliyor. Aman aman. Aman aman. %31 zamla girilen bir güz ayı var doğalgaza. Böyle bir şey yok. %32. Evet. Yani %32. Yani. Düşünün bir defa. Doğalgaz zamı güz aylarında kışa girerken %32 zamlanıyorsa siz hangi iyilikten, hangi yenilikten, hangi güzellikten söz edebilirsiniz? Öyle bir şey olmaz yani. Ve bizim insanlarımız hakikaten önceleri çok şeydi, duyarlıydı. Böyle şeylere tepki verirdi. Tepkiler de çok az. Canı yanacak, yandıktan sonra işte gidiyor sandıkta gösteriyor artık bundan sonraki tepkileri. ANAP'ın, Anavatan Partisi'nin çok şaşalı günlerden sonra düşüşünü hatırlarsınız gazeteci olarak. Çakılma denecek derecede bir düşme ve sıfıra erme. Bu ekonomik düzen aslında bu iktidarı da oraya götürüyor. Şimdi şu açık. Neoliberal sistem, hani yeni sistem, yeni sistem deyip duruyorlar ya, yapılan neoliberal sistem, bakın bir kuşaktan ötekine değişen sistem bu, özelleştirmelerle mahvettiler. Özal dönem işte kulağın için attığınız, herkesin bayıldığı, o Hürriyet Gazetesi yazarlarının, önemli insanların bayıldığı Özal. Bu ülkeye özelleştirmeyi getirsin, her şey devletin elinde satılsın, savulsun, sağlığımız, okulumuz, her şeyimiz, yolumuz, suyumuz özelleştirilsin diye geldi. 12 Eylül darbesi bunun için yapıldı. Özal da bu görevle geldi, bu misyonla geldi. Şimdi bunu ileriye götürüyorlar. Yapılan bu. Yeni vergi reformu da bu demek, her şey bu demek. Bakın 3 şirkete, biri Ali Ağoğlu, öbürlerini hatırlamıyorum ama. Vergi indirimi. Vergi indirimi. Tabii, tabii. Vergi indirimi, evet. Olmaz böyle bir şey. Kaynak aktarımı. Biz ödüyoruz. 150 milyon liralık. Biz ödüyoruz o zaman. Vergi indirimi yapıyorsan o parayı biz ödüyoruz. Tabii. Borcunu biz kapatıyoruz demektir. Bakın 1974'lü yıllar, 70'li yıllarda birisi size 80'den sonra Türkiye'de içme suyuna para vereceksiniz
pet şişelere konacak deseydi kimseye inanır mıydı? Ha bir dakika, ben inanırdım. Neden? Çünkü benim okuduğum sol yayınlarda Arjantin'in ve Şili'nin başına gelenler anlatılıyordu. Orada işte Allende öldürüldü, Pinochet geldi vesaire ya Şili'de. Nedeni bizdeki 12 Eylül gibi Amerika ve neoliberal sistemin, IMF'nin vesairenin girmesi için yapıldı o darbeler orada. O kan, zulüm onun içinde orada. Temel ve dediler ki orada bu yapıldı, özelleştirme sonucunda suya para ödeniyor diye biz tabii, o sırada ağzımız açık okuduk. Tabii her şey meta, her şey satılacak ya. Ürün ve her şey para. İşte yeni de neoliberal ekonominin temel ilkeleri bu. Bunun doğal sonucu olarak her şey paraysa bu parayı yönetecek olan da devlet ve kurumları değil, şirket olmalı. Bu nedenle bizim devletimizde şirket yönetilir gibi yönetilmeye başlandı. Erdoğan bu, böyle bir şey söylemişti değil mi? Elbette, yani bazen söylüyorlar. Hayır, kendisi de bu ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz demişti. Ama bizim eleştirdiğimiz şeyi o iyi bir şeymiş gibi evet, söyledi. Yani haklısınız. Bizim eleştirdiğimiz konu bu ama o övünecek bir şey gibi. Artık şirket gibi ama bu temel, ona söylenen şeyler bunlar. Onun kulağına üflenen şeyler bunlar. Amerika ile olan temaslar sırasında şirket gibi yöneteceksiniz denmişti. Bakın Amerika'yı da aslında 50 büyük şirket yönetiyor. Bu bir gerçek. Fakat orada bir sistem var, kurulu bir düzen var. Ve onlar sömüren konumunda. Yani biz öyle değiliz. Biz sömürülen bir ülkeyiz. Bizim dış borcumuz çok fazla. Biz üretmiyoruz ve bizi üretimden kopardılar. Bakın hiçbir şey üretmiyoruz. Tarlalarımız, efendim bağlarımız, bostanlarımız hepsi giderek çürüyor, üretilmiyor. Çünkü çok pahalı bir üretim modeli getirdik. Nasıl çıkacağız altından? Onu bilemeyiz. Şimdi yargı reformuna, vergi reformundan yargı reformuna geçecektim ama siz ABD ile temaslar deyince bu evet. Bugünkü listemdeki bir şeyi öne almak istedim. Çünkü her ne kadar tersini söyleseler de sabrımız kalmadı, biz yaparız ha, gideriz ha, işte Fırat'ın doğusunu şöyle yaparız ha, böyle yaparız ha deseler de. İki hafta süre. Bu akşamki MGK'da hani bununla dair iki cümlelik bir bildiri yayınlayacak olsalar da tabii mesele öyle değil. Mesele şu, Erdoğan Amerika'yı kaybetmek istemiyor. Belki hani Amerika ile geldi diyenler var ya. Ben de diyorum. Diyor musunuz? Tabii. Ben de diyorum. Peki o zaman siz açın perdeyi, ben sonra o haberi vereyim. Amerika ile geldi derken yani, ne kastediyorsunuz? Şeyin AK Parti'nin Refah Partisi'nden kopuş sürecinde çeşitli toplantılar yapılıyor ve o toplantılarda Amerikalıların da başrolde olduğunu görüyoruz. Ve bakın Türkiye'de yeni bir parti kurmak ve bu yeni partinin palazlanmasını sağlamak, gelişmesini sağlamak çok önemli ve çok meşakkatli bir iştir. Amerikan desteği yoksa eğer, ama Amerikan desteği varsa çok kolaydır. AK Parti bu süreçten çok iyi geçmiştir. Ve bu süreçten geçerken özellikle liberallerin AK Parti'ye verdiği büyük destek aslında kendiliğinden verilmiş bir destek değildir. Amerika'nın güdümlediği bir destektir. Bunu inkar edemeyiz. O açıdan bugünkü siyasi iktidar Amerika'ya kuruluşu ve büyümesi açısından borçludur. Fakat şu anda farklı bir borç ödemesi var. Bu farklı borç ödemesi de Amerika'sız, Amerika desteği olmadan iktidarı
sürdüremeyeceği konusunda bir düşünce var. Bu düşüncesinde de haklıdır. Öyle mi? Evet. Peki haklıdır. Şimdi biz o zaman hani kimileri öyle yapıyor ya, Amerikan emperyalizmine karşı Erdoğan'ı mı desteklemeliyiz? Yoksa her ikisinden de bağımsız gene, bir şey mi yapmalıyız? Gene Amerika'yı desteklemiş oluruz. Ha. Yani onlar kendilerini doğru, böyle ulusalcı yani, ulusalcı görüyor ama... Erdoğan'ı desteklemek bu anlama gelir tabii, diyorsunuz. Tabii. Şimdi efendim bakın, ben de benzer, aynı değilse bile benzer görüşlere ve bilgiye sahibim. Tabii yola çıkışımız belki ayrı yerler olabilir ama Amerika'nın Erdoğan'ı desteklediği zaten sır değil. Amerika'da, Washington'da yapılan görüşmede Erdoğan'ı işte su deliğine süpürmeyin, altına süpürmeyin, süpürmeyin demişti Cüneyt Zapsu. Onu hatırlıyoruz. Dahası İstanbul'da Erdoğan'ın bir tür görücüye çıkartıldığı, liberal yazarlar, kanaat önderleri, işte sermayenin, büyük sermayenin temsilcilerinin davetli olduğu bir toplantıda Erol Mütercimler yazdı. İşte medya mahallesinde de birkaç kez anlattı. Amerikan konsolosunun, ABD konsolosunun da geldiğini ve orada çok sıcak görüşmeler olduğunu biz öğrendik. Şimdi Amerika hakikaten önemli. Tahmin ettiğimizden daha önemli. O nedenle Erdoğan hem gelecek adına hem de iç politika uğruna Trump'la fotoğraf çektirmeye büyük özen gösteriyor. Ama yetmiyor. Mesela Trump'la görüşemedi. New York'ta Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta sadece fotoğraf çektirebildi. Hatıra fotoğrafı gibi. Bu arada öyle anlaşıldı ki Beyaz Saray üzerinde, Trump üzerinde, hatta belki Kongre üzerinde sözü olan bir takım gruplar, kişilerle özel temaslarda bulunuldu. Yani ya Erdoğan iyi adamdır, onu kötü, ona kötü muamele etmeyin diyecek kişi ve gruplarla. Mesela Yahudi gruplarıyla görüştü Erdoğan. Onu biz gördük fotoğraflarıyla. Ama şimdi ekrana gelecek fotoğrafı Müyesser Yıldız'ın yazısıyla gördük. O da TV'de. Müyesser Yıldız sürpriz görüşmede ne konuşuldu diye sordu. Şimdi bu niye sürpriz görüşme? Şöyle, bu görüşmede 3 kişi var. Sağda Ömer Çelik. Kim? AKP temsilcisi, sözcüsü, pardon. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olmadığı için sadece partiyi temsil ediyor. Soldaki isme geleceğim. Ortadaki kişi de Cumhurbaşkanı sıfatıyla orada. Cumhurbaşkanı. Nereden anlıyor? Çünkü birkaç şapkası var ya. Erdoğan diyebilir ki ben orada AKP genel başkanı olarak konuştum. Canım diyebilir. Hayır, Cumhurbaşkanı olarak orada. Nereden anlıyoruz? Sağda Cumhurbaşkanlığı forsu var. Bakın sağdaki bayrak Cumhurbaşkanı forsu. Peki soldaki kim? Soldaki biraz hafızanızı kurcalarsanız siz de tanırsınız. Lambriniadis. Lambriniadis Türk biraz vatandaşı. Zor söyledim. Türk vatandaşı. Türk aslında. Vatandaşı. Evet. Türkiye doğumlu, Türkiye vatandaşı. Evet. Fakat Fener Rum Patrikhanesi tarafından bu Mayıs ayında ABD'ye atandı. ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu sıfatıyla. Şimdi bu atama önemliydi. Bakın Trump'la fotoğrafını görüyor musunuz? Şeye, sıcak. Evet. Fotoğrafa, hatıra. Amerika'da Lambriniadis için bir bağışlar yapılıyor. İnternet sitesine girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Bir bağışlar yapılıyor. El üstünde. Ha belli ki Erdoğan
onunla görüşmeyi Trump'a, hani Türkiye vatandaşı unvanı taşıdığı için Trump'a iyi şeyler söyler, üzerinde etkisi olur diye görüşmeyi kabul etmiş anlaşılan. Ama bir yandan da bir görelim arkadaşlar Lambert Niyadis'in görüntülerini. Ama bir yandan da bunu saklamış. Hakikaten göremedik biz. Malum medya hiç görmedi. Biz de genel olarak göremedik. Neden? Çünkü Lambert Niyadis bizim altında imzamız olan ve üstelik de çok 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 önem verdiğimiz Lozan Anlaşması'na aykırı bir süreçle ve nedenle gönderildi. Ve ayrıca şuradan anlayın, bakın bir internet sitesinden biz bunu gördük. Yani bu fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından, Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilmedi. Nereden edildi? Guark.org. Guark ne biliyor musunuz? Greek Orthodox Archdiocese of America. Greek yani Yunan, o biz bunu Rum diye çeviriyoruz, bakmayın. Biz Rum diye çeviriyoruz. Orada Yunan Orthodox Kilisesi'nin Amerika'daki temsilcisi olarak. Bu site bu fotoğrafı ve devamını servis etti. Biz bunu böyle öğrendik. Neden saklıyorlar? Bu beyefendinin biz bir de Türkiye Kıbrıs'ı işgalcidir dediğini biliyoruz. Adının başına onunla ilgili doğrudan onun internet sitesinde Kıbrıs değil, pardon Rum değil, Yunan, deminkine dönün arkadaşlar. Yunan ibaresini görüyoruz. Yunan Ortodoks. Şuna gelin. Yunan Ortodoks. Bize bu ne anlatıyor? Hem Erdoğan açısından hem de bu buluşma evet, açısından. Şimdi önce bir şey, gerçeği dile getirmek gerekir. Dünyada başka hiçbir yerde halkı Amerika'ya bu kadar düşman bir topluluk yoktur. Dünyada başka hiçbir yerde halkı bu kadar düşman olan bir yerin siyasi iktidarının Amerika'ya bu kadar dost olduğu bir ülke yoktur. Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bir oylama yapın. Türk halkının %90'ı Amerika'ya hayır der. Dostluğuna da istemiyorum der. Ama siyasi iktidar bu kadar özdeş ve bu kadar iç içe. Bir defa bunu belirtelim. İkincisi Yunanistan'ın Amerika'yla da işbirliği içerisinde olarak bir ekümeniklik iddiası var Türkiye'de. Yani ekümenlik, Türkçe sözcüğünü söyleyelim, Cihani Şumul Osmanlı Devleti'nde, bizde de işte evrensel dediğimiz, evrensel Ortodoks temsilcileri filan olacaklar. Böyle bir ekümeniklik iddiasını biz kabul etmiyoruz. Onun bir ayrıntısı olarak ruhban okulunun faaliyet göstermesi var. Ruhban okulu ne demek? Yani Rum din adamları yetiştirecek. Şimdi bütün bunlarla ilgili siyasi iktidarla yapılan görüşmeler hep Türk medyasında yandaş medya tarafından kasten karartılıyor, verilmiyor. Bir kısım medya tarafından da yeterince görülmüyor. Bu nedir? Bu bir pazarlıktır. Yani sizi biz Amerika'da destekleriz ama siz de buna karşı işte ekümeniklik iddiamızı kabul edeceksiniz ve ruhban okulunun açılmasına izin vereceksiniz diye bir şey. Ruhban okulu aslında adada var. Ama yeteri kadar faaliyet gösteremiyor. Bunu kabul etmiyorlar. Biz bunu Lozan Anlaşması'na aykırı olarak görüyoruz. Bu atama da Lozan'a aykırı. Ekümenik olduğu tabii oraya gittiği için, oraya gittiği için zaten ne yaptılar? Ekümeniklik
iddiasını başpiskopos, Ortodoksların başpiskoposu diye Amerika temsilcisi yaparak fiiliyat kazandırdılar. Yani hukukilik yok ama fiiliyat var. Şimdi o açıdan yani iyi saatte olsunlar, bu konuyu çok iyi bilir. Biz ne söylersek boş. Şunu hatırlatmak gerekir mi Cerel Ülgen? Doğu Akdeniz'de doğal gaz rezervlerini araştırmak üzere bir konsorsiyum kuruldu. Bu konsorsiyum çok şirketli ama aynı zamanda asıl olarak çok uluslu. Ve Doğu Karadeniz'de, pardon Akdeniz'de burnumuzun dibindeki bu aramalara biz katılamayacağız. Biz dışlandık, veto yedik. Yunanistan var, İtalya var, Ürdün var, İsrail var, hatta Filistin var. Şimdi mesela Türkiye vatandaşı Lambriniadis Amerika'daki temaslarında o konsorsiyum, o girişimleri övüyor. Yani bizim temel çıkarlarımızla Kıbrıs tutumumuzdan buna kadar geçmişteki ve bugünkü çıkarlarımıza tamamen 180 derece zıt şeyler söylüyor. Şimdi ben doğrusunu isterseniz Kıbrıs konusunda muhtemelen sizle ayrı düşünüyorumdur. Elbette. Avrupa Birliği'nin, bizim Amerika'yı sevmezler dediniz ya, ilginç bir şekilde daha yeni bir araştırma da ortaya çıktı. AB konusunda çok olumlu Türk halkı. Ve Kıbrıs Rum kesimi dediğimiz yer Kıbrıs Cumhuriyeti olarak AB üyesi. Dolayısıyla bizim de bir şeylerle yüzleşme zamanımız belki, kabullenme zamanımız ya da ona göre safımızı belirleme zamanımız geldi. Hani hepmiş gibi yapıyoruz her konuda. Şimdi. Dolayısıyla bu beyefendinin varlığı, söyledikleri 300 milyon kişinin ruhani lideriymiş Amerika'da. Evet. Sadece Amerika'da. Çok önemli. Dolayısıyla Erdoğan konuşmuş. Bize niye bunu anlatmadıklarının da göstergesi. Şimdi bazı şeyler var ki, yani geçen gün örneğin Birleşmiş Milletler'de konuşma yaparken Filistin haritasını gösterdi Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin programınızda Sedef Kabaş açıkladı o konuda. Filistin haritasını gösteriyorsun ama evet. İsrail vatandaşları bize vizesiz giriyor 90 gün için ama Filistin vatandaşları vizesiz giremiyor. Yani sen eğer Filistin'i bu kadar çok tutuyorsan o vatandaşların da girmesini sağlamalısın o zaman veya İsrail'e karşı bir yaptırım uygulamalısın. Bizim dış politikamız da iç politikadaki her şey para dedik ya, dış politikamızda da her şey para. Bunu açık olarak söylemek gerekir. Yani şunu verirsen ben de böyle davranırım şeklindeki bir politika izleniyor. O açıdan dış politikanın tutarsızlığı, hatta ta Davutoğlu'dan başlayarak geldiğimiz süreçte özellikle Suriye'deki tutarsızlıklar, Amerika ile ilişkilerdeki tutarsızlıklar, Amerika ile bu kadar kucak kucağı iken Rusya ile kurulan ilişkilerdeki tutarsızlıklar bizim iç dinamiklerimizi de etkiliyor. Bir de içeride demokrasi olmadığı için, yargı üstünlüğü, hukukun üstünlüğü olmadığı için, yargı bağımsız olmadığı için bir ucube devlet görünümü veriyoruz. Ve ekonominin düzelmesi mümkün değil bu açıdan yani.